Şimdi ne demiştik? Aslında Titus tüneli başladı. Bizim o ilk girdiğimiz yerde gördünüz. Hatta tünelin içine bir girdik biz. Sonra tekrar çıktık. Çünkü tünel önce dar başlıyor. Sonra genişliyor. Tünelin en derin olan kısmında ben sizi yürüteceğim. En derin. Yani altında böyle küçücük kalacağız. Başımızı kaldırınca gökyüzünü böyle incecik göreceğiz tepemizde. Tabii tünelin üzerine mütemadiyen burada bir şehir var. Aşağıda bir şehir var. Yukarıda bir şehir var. Bu şehrin içinde bu tünel şehri bölmesin diye mütemadiyen köprüler yapılmış. İşte o köprülerden bir tanesi de tam arkamızda duruyor. Zaten bu tüneli yapmalarının amacı suyu tahliye etmek. Şimdi içeride konuşacağız. Şimdi Titus tüneline artık giriş yaptık. Bakın şuradan itibaren bu tünel 1 kilometre 380 metre uzunluğa sahip bu tünel ve Vespasianus'un emriyle başlıyor. Titus döneminde bitiriliyor. Onun için halk hep böyle Titus tüneli diye bakıyor ama projeyi kurgulayan, planlayan, bütün çizimlerini yaptıran hep Vespasianus yani. O ileri görüşlü adam. Bu tüneli gezerken mütemadiyen kaya mezarları da göreceksiniz. Çünkü zaten insan eliyle açılmış, boyu 7 metre, eni belli yerlerde 7, belli yerlerde 8 metreyi bulan devasa bir kaya oyuntusu. Mis gibi hazır oyulmuş. Bakın içinde merdivenler var. Bu merdivenler 2000 sene önce yapıldı. Milattan sonra bu gördüğünüz tünelin yapımı 69'da başladı ve 80'de 81 gibi falan bitirildi. 79. Evet, tam 12 yıl. 12 yılda bunu bitirdiler insan eliyle. Gördüğünüz gibi merdivenler yukarıda kaya mezarı. Yani şurada biri yatıyor, şurada biri yatıyor ve yukarı doğru çıkılıyor. Yani bu tünele tabii aşınmalar olmuş, etmişimiz buradan rahatlıkla indik. Bu yol sonradan yapıldı. O zaman yok. Tepeden insanlar merdivenle tünelin içine inip çıkabiliyorlardı. Yani bu tarz tahliye ya da giriş sistemlerini de göz ardı ettim. Bakın yine aynı şekilde bunların hepsi mezar evleri. Tarihte insanoğlu hep farklı farklı defin gelenekleri geliştirmiş. Ya bugün Türkiye'de bile Türkiye'nin doğusuyla batısında cenaze defninde farklılıklar görürsünüz. Mesela cenaze kabre konur. Ben daha geçen sene Isparta bölgesinde bir köyde gördüm. Sapma diye bir şey yapıyorlar. Cenaze konulur. Biz de mesela Ege'de üzerine tahta ya da hasır ya da naylon sonra toprak. Orada kabrin iç kısmını hafifçe böyle oydular. Cenazeyi oyu kısma koydular. Doğu Anadolu'da mesela duvar ördükleri oluyor değişik. Roma defin geleneklerinde cenazeyi yakıp külünü lahte koyma var. Adam çok zengin değil. Dev taş lahitler yapamıyor. Yaptıramıyor çocuklarına yani ölmüş adam. Parası yetmiyor çocuklar. Dev taş lahit zengin işi. O zaman ne yapıyor? Kendini yaktırıyor. Küçük bir taş lahit yapılıyor. Külleri sığacak kadar. Adam zengin. Kendine aile mezarı yaptırıyor. Bakın onlardan biri. Muhtemelen şöyle olmuştur ha. Bunu yaptırmıştır. Hanımını getirmiştir gezdirmeye. Bakalım ben şurada yatarım. Sen burada yatarsın. Damat da benim aram iyi. Damat şurada benim yanımda yatar. Gelin senin yanında yatar falan mesela. Düşünün. Bugün olmuyor mu bunlar? Oluyor. Aynen öyle. Yazık ya. Benim geçen sene Allah rahmet eylesin pandemiden ortanca yengem vefat etti. Amcam böyle 4 mezarlık yer almış. Burada dedem yatıyor. Burada babaannem yatıyor. Dedem yengemi hiç sevmez. Babaannem de çok eziyet etmiş. Yengem diyordu ki ya diyordu. Şimdi ben bu tarafa yatsam benle bu uğraşır. Bu tarafa yatsam bu uğraşır. Ne yapacağım? 2 kabirlik yer var burada. Öyle işte. Vefat etti. Birinin yanında yatıyor şu an. Ne yapıyorlar bilmiyorum öbür tarafta. Beden de bir işimiz kalmıyor. Kalmıyor. Tabii işin esprisi. Ama işte adamlar önemsemiş. Bakın kenarlarında bu gördüğünüz nişler, buraya gelenlerin yaktıkları kandiller. Burada tabi bu zengin adamların mezarlarına devamlı bakanlar vardı. Bu gördüğünüz nişlerin içine devamlı kandiller yanıyordu. Hani bizde de vardır ya, mezara biri baksın, sulasın, çiçeklendirsin, etsin gibi. Ve içinde aile yatıyor, bir aile mezarı. Çok daha zenginsiniz, yeraltı katakomp mezarı yapıyorsunuz. Bir gün Mısır İskenderiye'ye gidin. Bundan 40 sene evvel affedersiniz bir tane eşek tarafından bulundu. Adam hayvanı bağlamış. Hayvan orada otlarken
Meğer orada 2000 yıllık Roma katakombu var. Bastığı yer bir çöküyor, hayvan yuvarlanıyor gidiyor içine. Ondan sonra tabii geliyor insanlar, hayvanı kurtarıyorlar. Bir bakıyorlar dipsiz kuyu. İçine iniyorlar. Biz de ineceğiz sizinle gidersek. İçine iniyorlar yaklaşık böyle bir 100 metre kadar. Yerin altında futbol sahası gibi bir yer oyulmuş kayadan. İçinde dev odalar var. Burada 10 kişi yatıyor. Burada 20 kişi. Burada 50 kişi. Sülale mezarlıkları yapmışlar. Herkes sevdikleriyle böyle sülale yan yana yatıyorlar. Yani Sabancılar, Koçlar sadece bugün mü vardı sanıyorsunuz? O zaman neler vardı neler. Ve adamlar kendi sülaleleri için ne mezarlar kurgulamışlardı. Ama işin nihayetinde gelinen nokta bu. Kemiklerinin tozu bile yok. Çünkü dünya adına her şey ve her şey geçici. Adamımı anlatayım size biraz. Vespasyan'ı anlatayım. O dönemde Büyük İskender'in komutanı Seleukos'un yaptırdığı bir şehirden bahsettik. Seleukia. Seleukos'un diğer ismi Nikator. Nikator da bu bölgedeki Seleukia'ya bağlı küçük şehrin ismi ve büyük bir tehlike altında. Efes antik kentinin, Kaunos antik kentinin yaşayacağı felaket burayı da bekliyor. Nasıl bir felaket? Çünkü limana dağdan tatlı su akan bir akarsu var. Görünüşte çok güzel ama uzun vadede limanı dolduracak. Liman doldu mu ne olacak? Buraya gemi yanaşamaz. Gemi gelmedi mi mal gelmez. Mal gelmedi mi para gelmez. Ve burası ölür. Burası dağın başı. Burada böyle oturduk yaşadık ne yapacağız yani? Defne yaprağı mı yiyeceğiz? Yani insanlar, o zengin şehir fakirleşecek. Bundan dolayı limanın dolmaması lazım. İşte size az önce bahsettiğim o ileri görüşlü, bence deha özellikleri olan adam Vespasyan devreye giriyor. Vespasyanus kim? Roma İmparatorluğu'nda Roma'yı imparatorluk haline getiren bir adam var. Octavius. Ünvanıyla Augustus. Sezar'ın aslında kız kardeşinin oğlu. İşte onun döneminde Roma artık imparatorluk oluyor ve Julian Hanedanı yönetime geçiyor. Julian Hanedanı bittikten sonra Fileus Hanedanı denilen 3 imparatorluk bir dönem var. Kim bu 3 imparator? Baba ve 2 oğlu. Baba Vespasyan, 2 oğlu da Titus ve Domitianus. Bu üçünün dönemi hakikaten çok özel, çok önemli bir dönem olarak ortaya çıkmış oluyor. Vespasyan'dan evvel 4 imparator çağı denilen bir dönem var. Bu 4 imparatorun 4.'sü hepimizin adını çok iyi bildiği Neron. Hani şu Roma'yı mı yaktı, şu mu oldu, bu mu oldu denilen Neron. Aslında Hristiyan dünyanın Neron'la alakalı bir kuyruk acısı var. Neron hiç sevilmez biliyorsunuz Avrupalılarda. Zır deli denilir, şu bu denilir. Halbuki Neron'u incelediğiniz zaman deha özelliği olan, Roma yatırımlar yapan ve Roma'yı yakmamış bir adamdır. Bu bir yalandır. Ama işte Petrus'la Pavlus'u yaktığı iddia edildiği için Hristiyan dünya Neron'u hep düşman olarak görmüştür. Neron'un ölümünden sonra başa geçen adam işte bu tüneli yapın diyen adamdır. Vespasyanus. 10 yıllık bir hükümdarlığı vardır. Böyle yaşlıca, iri yarı, kafası kel. Ondan sonra ense büklüm büklüm. Hani bizim Kırkpınar güreşçileri gibi bir adamdır Neron. Kısa boylu. Ve adamın dehası eserlerinden taşıyor. Mesela Roma deyince aklınıza gelen ilk eser nedir? 1 numaralı eser. Kolezyum. Kolezyumu kim yaptırmaya başlamıştır? Vespasyanus yaptırmaya başlamıştır. Vespasyan 10 yıllık hükümdarlığının o ikinci kısmında, ikinci 5 yılında büyük oğlu Titus'u yanına alır ve onu ortak imparator ilan eder. Hakikaten Titus çok kaliteli bir gençtir. Neron gibi Titus'u da hiç sevmezler. Kimler? Yahudi lobileri. Çünkü Kudüs'teki ikinci mabedi milattan sonra 70'te yıkıp yok eden kimdir? Titus'tur. Aranızda Roma'ya giden varsa, İtalya Roma, Forum Meydanı var. Forum Meydanı'na girdiğiniz zaman o bilet gişesinden önce Konstantin takını görürsünüz. Var ya İstanbul'u kuran Konstantin. O. Forum Meydanı'nın bir yerine kadar geldiğinizde bir tak daha görürsünüz. Titus takı. Yani Roma şehir merkezinde o dev takı yapan Titus, bu tüneli tamamlayan adamdır ve Vespasyanus'un da oğludur. O takın yanına gittiğiniz zaman dikkatle bakın. Takın üzerinde bir Roma ordusu yürümektedir. Ordunun ön kısmındaki askerler sırtlarında böyle sandıklar taşımaktadır. En öndeki asker de bir 7 kollu şamdan menorah götürmektedir. Bunlar nedir? Titus'un milattan sonra 70'te
Kudüs baskınında yağmaladığı ikinci mabet ganimetleridir. Menorah'ta ikinci mabet, Herod'un mabedindeki o meşhur menorah'tır. Roma'ya getirilmiştir. Muhtemelen sonradan eritilmiş ve para olarak kullanılmıştır, basılarak. İşte Titus böyle bir adamdır. Vespasianus döneminde o gün o bölgede, yani Kudüs'ün de bulunduğu Filistin bölgesinde Yahudiler mütemadiyen ayaklanmaktadırlar. Vespasian yılmıştır, oğlunu gönderir. Yani milattan sonra 70'te aslında hükümdar Vespasian'dır. 69-79 yılları arasında Vespasian hükümdar, 70'te oğlunu gönderiyor ve Titus Kudüs'e giriyor. Kudüs'teki o Yahudi topluluğunu darmadağın ediyor ve bunları ayaklandıran, bunları besleyen şey mabettir diyor ve ikinci mabedi yıkıyor. Birinci mabet Babil Kralı Buhtun-Nasır milattan önce 586'da yıktı. İkinci mabedi milattan sonra 70'te Kudüs Titus yıktı. Bu iki tarihi unutmayın. Ben ne zaman Kudüs turu yapsam otobüsle Tel Aviv'den Yafa'dan Kudüs'e giderken bütün gruba bu iki tarihi ezberletirim. Çünkü bütün bir Kudüs tarihi bu iki tarihin üzerindedir. Milattan önce 586, milattan sonra 70. Hatta gruba derim, bugün sizinle ya da yarın Mescid-i Aksa'ya gittiğimizde West Wall, Batı Duvarı, ağlama duvarında Yahudilerin sallana sallana ağladığını göreceksiniz. Yahudiler neye ağlıyor? İki şeye ağlıyor. Milattan önce 586 ve milattan sonra 70'e. 70 kırımını yapan adam kim? Titus. Vespasianus emir veriyor. Diyor ki bu şehir bizim için çok önemli. Ticari gelirimiz var. Bu şehrin ve bu limanın ölmemesi lazım. Alüvyoller akıyor. Bu nehri yok edemeyiz. Bu nehir gelecek. Ama nehrin yatağını değiştirebiliriz. Bir kilometreyi aşan bir tünel yapalım. Nehrin önüne bir duvar çekelim. Nehrin önüne duvar çekiyor Titus. Duvarın tam bittiği yer, yani nehir duvara vuracak. Duvarla hafif yön değiştirecek. Sonra yön değiştirip bu tünelin içine girecek. Tünelin içinden akarak, bakın bu tarafa doğru. Tünelin içinden akarak, şehir burada çünkü. Buradan böyle gelecek ve buradan denize akacak. Yani şehre doğru akan nehir 1,5 kilometre sapmayla şehir dışından bambaşka bir yerden limana değil boş bir araziye akacak deniliyor. Zaten bugün Samandağ plajları niye meşhur? Gördünüz az önce. Pırıl pırıl kum. O kumu ne oluşturdu? Bu nehir oluşturdu. Sonra ne oldu? Sonrası tünelin sonunda konuşalım. Buyurun. Heyecan devam etsin. Evet, görüyorsunuz ilerliyoruz. Bir anaç kaya var. Bakın bu anaç kayanın tamamı insan eliyle oyuldu. İnanılır gibi değil. Ve burada hem köleler, iş uzayınca lejyonlar da çalışmış, biliyor musunuz? Yani bu taşlara zenginlerin de eli değmiş. Sadece yoksulların, kölelerin değil. İlerliyoruz. Dönüşte burada bekliyoruz. Evet, bakın tünelin büyük bir kısmının üstü açık, küçük bir kısım 150 metre kadar bir bölümünün üstü kapalı. Hakikaten bunu yapmak çok zor. Üstü oymak, açmak yerine bir tünelle ilerlenmiş. Biz de ilerliyoruz kapalı tünelden. Nereye kadar gidiyor? Evet, bakın burada su var. Gördüğünüz gibi. Şimdi gruptan soranlar oluyor. Aa Talha abi, su var diye. Zaten su aksın diye yapılmış bir tünel bu. Tabii bugün bu su nereden akıyor? Bugün bu su şu gördüğünüz kanaldan akıyor. Yani biz bu tünelde rahat rahat yürüyebilelim. Ayağımız çamura bulaşmasın diye burayı müze haline getiren yetkililerimiz zamanında böyle bir yan kanal yapmışlar. Bakın su mütemadiyen şırıl şırıl akıyor. Çünkü zaten bu bir tahliye tüneli idi. Mücahit, biraz zor oluyor senin için ama kusura bakma ya. Bunlar önemli. Evet, bekliyoruz. Estağfurullah. Burası bana nereyi hatırlatıyor biliyor musunuz? İnşallah bir gün gidersiniz. Ve de gidenler vardır. Nereyi hatırlatıyor? He? Hayır. Böyle bir dağ yarığı. Ama etrafı saraylar şeklinde oyulmuş. Ürdün, Petra. Petra antik kenti, ilk çağın dünyasının başkentlerinden biriydi. Zenginlik had safhadaydı.
ve şehir böyle bir kaya oyuğunun çatlağının içine kurulmuştu. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan en eski kavim Ad kavmi ve başında Hud aleyhisselam var. Ad kavmi büyük bir depremle yok oldu. Bu kavimden kurtulan küçük bir grup kuzeye, Ürdün topraklarına bugünün göç ettiler ve dediler ki depremin ulaşamayacağı yerlere şehir kuralım. Deprem Anaçkaya'ya zarar vermez ya da daha az zarar verir. Alüvyol üzerine yapılan binalara, şehirlere göre. Anaçkaya'lara binalar oydular ve orada yaşadılar. Allah'ın gazabı mı bitti? Kur'an ne diyor? Korkunç bir ses onları yakaladı. Her biri bulundukları yerde öylece kaldılar. Biz tarihte bu konuşturdu. Kitabının ikinci cildinde buna çalıştık. Yüksek ses insanı öldürür mü? Ben mesela ilk başta dedim ki kulak zarını patlatır en fazla. Öldürüyormuş. Darbeyle. Orada bomba patladı, Allah korusun. Yakındaki parça tesiriyle ölüyor. Uzaktaki o bizim havada göremediğimiz hava darbesiyle ciğerleri patlayarak ölüyormuş. Böyle böyle. Hepsi olduğuyla tak diye düşüyor kalıyor. Bir çığlıkla, bir sesle. Sada. Ve Petra antik kenti böyle. Hatta şu kanal tabi bu betondan sonradan da Petra'da adamlar kayayı bizzat böyle oyarak böyle bir kanal yapmışlar. Bütün bir şehrin içinden su geçiyor. Çünkü Anaçkaya su yok ki. Suyu bütün bir şehre ulaştırmışlar. Herkes suyunu alıyor, evine taşıyor. Yani Petra'nın aslında küçük bir hali diyebiliriz Titus Tüneli'ne. Devam ediyoruz. Bakın resmen bir dere yatağı gibi. Neden? Zaten dere akıyordu bunun içerisinden. Evet, şimdi yeniden kapalıdan açığa geçmiştik. Açıktan yine kapalı bir tünele geçmiş olacağız. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Deniz kapalı. Artık neyse bilmiyorum. Bakın. Bakayım. Aa, hakikaten çok ilginç. Bakın. Ama bu tatlı su deniz kabuğu, biliyor musunuz? Öyle mi? Tabii tabii tabii. Tuzlu su değil, tatlı su. Bakın, çektim yine. Aa, çok güzel olmuş. Evet. Çok güzel. 365 derecelik çekebilirsiniz. Şu yaptığımdan. Bakın şu. Tamamen. Tünelin iki yakası da gözüküyor. Evet, şöyle göstereyim. Bu fotoğrafı çekmek için çenenizle başlıyorsunuz, ensenizle bitiriyorsunuz. Bu şekilde bir anatomik bağ yaparsanız böyle bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Şimdi normalde 1,5 kilometrelik bir tünel. Şu az yukarıda maalesef günümüze ulaşmamış bir duvar var. Duvar tepedeki akarsuyun yönünü bu tarafa saptırıyor. Akarsu şu gördüğünüz yerden buraya giriyor. Ve girmiş olduğu yerden buradan bu şekilde limanın arkasından dolanarak sahilin bir başka bölgesine su akmış oluyor. Yani büyük bir çaba sarf ediliyor. İlk çağın bir mühendislik harikası olarak gözüküyor. Bu muhteşem sistem ama maalesef bu sistem başarılı olmuyor. Tabiat güçlerinin önüne insanoğlunun çabaları maalesef çoğu zaman geçemiyor. Ve bu akarsu daha sonra, bakın duvarı görüyor musunuz? Duvar buradan böyle gidiyor. Yani nehri perdeleyip bu tünele sokmaya çalışan duvar. Böyle ileri doğru. Duvarın bir başka yerinden akarsu bir daha aşağı akıyor. Buradaki bütün emekler boşa gidiyor. Ve limanı alüvyoller doldurarak önce limanı yok ediyor. Yok olan limanla beraber Selevkio antik kenti, bu zengin liman şehri yok oluyor. Nüfus başka coğrafyalara dağılmış oluyor. Ya Edirne'de bir köprü var. Bir gün Edirne'ye giderse gösteririm size. Edirne'de hani Edirne şehriyle 2. Murat'ın kurduğu Edirne Sarayı var ya, Fatih'in doğduğu. Saray arasında bir Tanca Nehri geçer. O nehirin üzerine 2. Bayezid bir tane köprü yapmış. Hani insanlar şehirle saray arası gidip gelebilsin diye. Sen nehir az yukarıdan bir çatal yapmış. Bugün Kırkpınar güreşlerinin olduğu yer adadır biliyorsunuz. Çatal yapıp bu kez buradan akmış. Köprü burada kaldı. Nehir bu kez buradan aktı. Bu kez tutmuş 2. Selim dönemi. Kanunoğlu. 2. Selim oraya bir köprü daha yapmış. Sonra aradan suyun debisi gücü bir artmış. Bu kez nehir tam ortadan akmaya başlamış. Burada 2. Bayezid'in, burada 2. Selim'in aradan akıyor. Hiçbir işe yaramıyor köprüler. Bizimkiler de Cumhuriyet'ten sonra böyle betondan gayet iğrenç bir köprü yapmışlar. İki güzel köprünün arası. Ya, o köprünün hikayesi öyle.
O şekilde. Yani işte Allah, yani o akarsuyun önüne geçemiyorsun. O kafası nereden esiyorsa oraya akıyor ve insanoğlu bir yerde aciz kalıyor. Titus Tüneli'ne geldiğiniz zaman tünelden tabii geri geri çıkacağız, aynı yolu yürüyeceğiz ve bir yerde size bölgenin en büyük kaya mezarlığına götüreceğim. Ya tamamen kayalara bir saray oymuşlar. Yani kayalara, sütunları bile yekpare kayadan oyulmuş, sütunları bile. Muhteşem. İnsan der ki bu bir ev, bu bir saray. Halbuki bu bir mezarlık, kaya mezarlığı. Onu da görüp döneceğiz. Şimdi aynı yoldan geri dönelim. Duvarı kaçırmayın. İşte bu duvar, size bahsettiğim Titus Tüneli'nin önünde nehri buraya akıtan duvardı. Nihayet Titus Tüneli'nin sonuna kadar gittik ve bütün bir yolu dönerek aynı yoldan tekrar geri geldik. Ve bu tünelde yürümekle bir şeyi fark ettik. İnsanoğlu önüne gelen herhangi bir sıkıntı noktasında illaki bir çıkış yolu arıyor. Bir çıkış yolu bulabilecek bir şekilde donatılmış olduğu için mücadele ediyor. İnsan dışında hiçbir mahlukat tabiattaki bu güçlerle bu şekilde bir savaşın içine girmez. Ve Romalılar günümüzden tam 2000 sene önce milattan sonra 69'da Vespasianus'un emriyle başlayıp 81 yılında Titus'un saltanatının son yılında bitirilmiş olan muhteşem bir eser görüyoruz. İnsanoğluyla tabiat güçlerinin enteresan bir mücadelesi. Ama nihayetinde işin sonunda tabiat istediğini yapıyor. Ki tabiat kendi başına hareket eden bir varlık değil. Allah'ın koyduğu bir sistemle yürüyen aslında varlıklar. Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde yürüyen bir sistemler topluluğu. Ama işin güzel yanı 2000 sene evvel kölesiyle, işçisiyle, lejyoner zenginleriyle, soylularıyla ve askerleriyle, dişleri ve tırnaklarıyla kazılmış bir tünelle karşı karşıyayız. Onlar da insandılar. Onlar da bizim gibi geleceğe ait umutlar, hedefler, hayaller kuruyor, besliyor ve bunlara ulaşmaya çalışıyorlardı. Bunun için ve bu hayallere engel olacak ne varsa taş tahta, devasa kayalar ve dağlar. Onları delerek o hedefe gitmeye çalışıyorlardı. İşte bu hedefe ulaşma gayretinin yeryüzündeki en önemli delillerinden biri de bu tünel olsa gerek. Hepimizin önünde nice dağlar, nice kayalar var. Onları aşmaya ve hedeflediğimiz güzelliklere ulaşmaya çalışıyoruz. Romalıların gayretleri gibi gayretlerle son nefesimize kadar mücadele etme adına bu tünel bize muhteşem ilhamlar veriyor.